Evet, nesne hareketimizi verdik. Şimdi snapshot aracı ile bakalım nasıl çoğaltacağız. Nesnemiz hareketli 0-100 arasında. Tools, Align, bunun hemen altındaki snapshot'a tıklıyoruz. Yine bir küçük penceremiz açıldı. Tanıdık seçenekler var. Copy Reference Instance, burada bir fazlamız daha var. Mesh, onun da ne olduğunu az sonra göreceğiz. Burada yine az önce Trayortize benzer bir ayarımız var. Range ayarımız var. 0'dan 100 arası animasyon kaç tane kopya çıkartacağımızı söylüyoruz. Mesela şimdilik 20 kopya çıkartalım. Single'da ise tek bir kopya çıkartıyoruz. O da bulunduğumuz kareden çıkartıyor kopyayı. Buradaki kopyalar yine klasik copy reference instance çıkartabiliriz. Kopyaları yahut mesh ile editable mesh olarak kopya çıkartabiliriz ki burada mesh çıkartmanın avantajı benim verdiğim az önce nesneye verdiğim hareketler move, rotate, scale ile verdim. Standart transform hareketleriydi. Eğer nesneye bend, twist yahut farklı şekillerde animasyon vermişsek ve o hareketlerin de yani modifier hareketlerin de yine zaman içindeki kopyalarını istiyorsak mesh seçmemiz lazım. Modifier animasyonları copy, reference ve instance'la çıkmaz. Nesneler olduğu gibi. Bu nesne nasılsa öyle görünür. Mesh ile tüm nesneler editable mesh olur. Tüm kopyalar editable mesh olarak çıkar. Ama üzerindeki modifier hareketi de kopyalarda belirgin şekilde gözükür. Ben mesh olarak ya da kopya olarak çıkartalım. İşlemi onayladım. Evet. Kopyalar çıktı. İlginç bir şekil elde etmiş olduk. Biraz fazla bir kopya çıktı yalnız. Bunu Undo ile geri alalım. Yine bir kopya çıkartalım. Mesela 15'e düşürelim sayıyı. İşlemi onayladığımız, evet, bu kopya sayısı daha makul gibi gözüküyor. Yine Ctrl Z ile yine Undo yapalım. Uçta biraz daha küçültebiliriz nesnemizi diye düşünüyorum. %80 daha küçültelim. AutoQ'ya açık olduğu için halen daha animasyon. Her yapacağımız hareket anime edilecek. Canlandırılacak yani. Tekrar Tool Snapshot'a geldik. 15 kopya 0-100 aralığında kopya olarak çıkarttık. Evet, bu istediğime daha yakın bir sonuç elde etmiş olduk. İstersek nesnenin aslını saklayabiliriz. Şu an aslı seçili. High Selection'la aslını sakladık nesnenin. Snapshot aracıyla bu şekilde kopya çıkarmış olduk. Hemen Mesh ile Copy Snapshot arasındaki farkı da örneklemeye çalışalım. Bir küp daha yapalım. Yine Snap'imizi açtık. Gri Snap açık. Bu daha ince bir küp olsun. İnce uzun bir küpümüz olsun. Mesela 50'ye 400 birimlik bir küp. Ve bunun sağ tuşla Create işlemini tamamladık. Modifi panelinden şöyle 20 verdik. Tabii anime ettik. Dikkatli olalım. AutoKey açık oldu. Ne yaptığımızı da görelim. Edit Face'e geldik. Nesnenin dilim sayısını bile gördüğünüz gibi canlandırabiliyoruz. AutoKey'i kapayalım. Peki nesnedeki animasyonu nasıl silebiliriz? Bunun iki metodu var. İstersek buradan karesel seçim yaparak aşağıdaki zaman çizelgesini Delete'e basabiliriz. Yahut Animation Delete Selected Animation ile bütün transform, modifier vesaire tüm animasyonları bir kere de varsa malzeme ve kaplamalar üzerindeki animasyonları da Animation, Delete Selected Animation'ın hepsini silebiliriz. Peki hangi değer aktif olacak? Bu parametreler anime olmuştu. O an bulunduğum karedeki değerler korunarak diğer tüm keyframe'ler yani anahtar kareler silinecek nesneden Animation, Delete Selected Animation komutu ile. Gördüğünüz gibi artık animasyon olmuyor. Nesneye bir bend verelim. Önce bir twist verelim. Ardından bir bend verelim. Ve değerlerimizi canlandıralım. Twist'i seçtik. Modifier listesinden atamıştık. Geri döndük tekrar. AutoKey'i seçtik. Mesela 180 derece dönsün. Anime oldu bu değerde anında gördüğünüz gibi. Bend ile de bunu bükelim. Mesela 180 derece bükelim. Hatta bu açısını da değiştirerek organik bir hareket sağlayalım. AutoKey butonu açık olduğu için ve 140. karede olduğumuz için tüm değerler anime oluyor. Değiştirdiğimiz parametreler ve anime olan değerin de spinner'ın yani buradaki okların kırmızılaştığını
görebiliyoruz. Yani bizim nesnemiz şöyle bir hareket yaptı. O diyor ki, kapayalım kazaya sebebiyet vermemek için. Şimdi bunun snapshot'ını çıkarmaya çalışalım. Olan biteni çok daha rahat göreceğiz. Bunlar kopyaydı, hatırlarsınız. Bunların hepsi box parametresi korunmuş durumda. Snapshot'ta kopya çıkarırken orada bir sıkıntı yok. Şimdi bunun kopyasını çıkarmaya çalışalım. Tools, snapshot, copy diyelim. Mesela 10 kopya çıkartalım. 0 ile 100 kareleri arasında. Copy ile çıkardık. Hiçbir şey olmamış gibi. İsim listesini kontrol ettiğimizde ise aslında bizim ilk box'ımız, asıl box'ımız 32 idi. Ondan sonra oluşmuş tüm kutular, ki farkındaysanız 42'ye kadar oluşmuş. Yani aslında 10 kopya çıkarılmış ama hepsi kopya olduğu için hepsi ana nesne gibi hareket ediyor. İşlemi geri alalım. Bu bizim istediğimiz sonuç değildi. Biz bu animasyonun her bir karesini, modifier animasyonunun her bir karesini istiyorduk. Onu yine tools, snapshot, mesh seçerek, diğerleri de copy reference instance aynı şekilde davranacaktır. Mesh'i seçtik. Range'imiz yine önceki gibi ayarlı. Ve işlemi onayladığımızda ana nesneyi gizleyelim. Ana nesnemiz seçili. Sağ tıkladık. Hide selection'ı seçtik. Ve diğer nesnelerimiz, evet, editable mesh. Bunların modifier parametreleri saklanmamış. Ama gördüğünüz gibi mesh snapshot çıkardığımızda modifier hareketlerinde yakalayabilmiş oluyoruz.